Arkadaşlar böyle düğün sünnet alışverişine bizi götürün. Aynen. Telefon almak isteyenler DM atabilır arkadaşlar. Biz pazarlığınızı yaparız. Yoksa telefon. Bizi kıramadın yani. Ama telefonu bayağı kırmışsın. Aşk olsun. Aha. Yeah, I'm a bad boy doing good things. Got a lemonade whip, chicken wings with a bad bitch. Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir tane iPhone bulduk arkadaşlar. Baya böyle kötü bir durumda. Ölü bir iPhone. Onu yeniden hayata döndüreceğiz ve tabii ki aranızdan birine hediye edeceğiz. Hadi yola çıkalım. Evet arkadaşlar, biz Merve ile buluştuk. Kendisinden de rica ettik videoya çıkabilir misin diye. Bizi kırmadı sağ olsun. Teşekkür ederiz. Merve tekrar. Elinde telefonla hazır bekliyor. Çünkü neler hazır bekliyor? Bir an önce parayı alıp gitme peşinde şu anda. Evet, Merve telefonu yani fotoğraflarda gördüğümüzden birazcık daha haşat. Bayağı öldürdüm ben. Elimizi falan kesmeyelim. Pili ne halindeydi? Bitik pili miydi? Pili de çok kötü. Evet, pil %83. Kasa çok kötü. Kaç GB? 32 GB. Ve ekrandaki yanığı da görebiliyorsunuz şu an. Ne kadar istiyorsun şimdi? 2000. Biz tabii ki her zamanki gibi. 2000 liraya neler alır? Valla 1850 lira getirdik biz. Çünkü bu cihazın tamiri için de ciddi bir ödeme yapacağız. Modifiye olacak. 1750 abi hatta yani. Ooo sen de çok indin ama. Merve ile pazarlık yapmadık arkadaşlar. Direkt videoya çıkardık ve direkt böyle önünüzde pazarlığı yapıyoruz. Yani Lütfi ile aramızda konuşmuştuk. Kameralar da evet. Mecburen evet demek abi. Zorunda kalacak. Ben 1850 teklif etmiştim ama Lütfi 1750 vermiyor. Uygun gördü. Daha iyi hoşlan. Tamam mısın? Daha fazla uğraştırmayayım. En son seninle çok iyi bir fiyata araba almıştık, hatırlıyorsun. Arkadaşlar böyle düğün sünnet alışverişine bizi götürün. Biz eşit parası. Aynen. Telefon almak isteyenler DM atabilir arkadaşlar. Biz pazarlığınızı yaparız. Kıramadım. Yoksa telefonu bizi kıramadın ama telefonu bayağı kırmışsın. Aşk olsun. Bayağı bir kutusuna ne oldu? Abi bu ne, gözünü seveyim ya. Yani haline. O kadar detay göstermeseydiniz arkadaşlar. Ne yaptın, hayırdır yani. Uzandım. Teşekkür edelim Merve'ye. Evet, hem bizi kırmadın, ediyorum. Videoya da katıldığın için. Cihazı da bize indirimli sattığın yani videoyu, için. Videoyu bir izle, son halini görünce bayağı üzüleceksin. Aynen öyle. Sattığını üzüleceksin. Yani iki bıçağı alırsın. Ararsan hani iki bıçağı veririz direkt. Aa, biz tamire doğru koşalım. Gidelim buradan. Cihazı bir toplayalım arkadaşlar. Bakalım cihaz toplanırken başımıza neler gelecek. Orada işlemlerin ne olduğunu da sizlere aktarıyor olacağız. Hadi çıkalım yola. Evet arkadaşlar, geldik. Tabii ki daha önceden belki de hatırlayanlarınız vardır Orhan abinin yanına. Serdar abi, öncelikle sana çok teşekkür ediyoruz. Kapatma. Orhan abi abi. Aa pardon. Orhan Serdar abi. Aynen. Abi. Orhan Serdar abi. Orhan abi tamir konularında kendisine geliyoruz. Bundan sonra da mutlaka geleceğimiz videolar olabilir. Bu içerikleri de kendisini aradık biz. Yani biz bunu yapmaya çalışacaktık ama bu olacak gibi değil arkadaşlar. Bayağı bitik telefon. Buna profesyonel bir el lazım. Bir önce tamire vermeden bir Geekbench deneyelim mi? Deneyelim. Bakalım abi. Bir fark olacak mı? Onu ekleriz zaten. Aynen. Hem öncesini hem sonrasını. Çünkü bu telefona şimdi ne yapılacak, sen onu da anlat bize bir yandan. Anlatayım arkadaşlar. Şimdi bu telefonun bir kere gördüğünüz gibi ekranı zaten pert. Ekran evet. Değişecek. Hatta kasa komple değişecek. Çünkü arka taraftaki kamera da zaten gidecek. Kasada da kılcal çizikler var. Muhtemelen kameraya yansımıyor. Hatta kılıfın şeyi deseni artık işte buraya. Şöyle göstereyim. İkincisi, telefonun pil sağlığı %83'te. Bu pilin değişmesi lazım. %100 olacak. Sonuçta biz bunu hayata döndüreceksek pili de oldukça aynen önemli. Öyle. Üçüncüsü de bu telefon 32 GB'lık bir belleğe sahip. Günümüzde bir uygulama yaklaşık 1,5-2 GB'lık bulabiliyor. Evet. Bu hafıza bize yetmiyor. Orhan abi de bu hafıza arttırma işlemi çok rahat yapabildiği için hafızasını arttırabildiği kadar arttırmasını rica edeceğiz. 128 yapacağız. Bize bu hem ne kadar mal olacak hem de telefon gerçekten hayata dönecek mi onu görmüş olacağız. Şey diyeceğim, bir alabilir miyim abi? Tabii. Çok içimde kalacak. Hiçbir şey değişmedi. Orhan abi biz geldik yine ya. Başının belası olarak. Evet, değil bu mi? Sefer daha temiz bir iş için buradayız ama. Belki birazcık vakit alacak şey. Mantıklı bir şey en azından yani. Aynen. Biz değil sana mi? Toplam ne kadar ödeme yapacağız mesela, onları falan konuşalım. Yani 128 yapılacak. Kasalar değişecek. Kasa değişecek, ekran değişecek. Ortalama 1000 lira gibi bir rakam. Ödeyeceğiz sana. Böyle çıkacak evet. Anladım. Tamam abi. Tamam abi, ödeyelim. Temiz bir iPhone alsak daha mı ucuza gelecekti? Biraz şu an ben de bir düşünceye girmedim değil ama. Ama cihazı komple sıfırlamak buradaki amacımız. Bir de hali hazırda mesela kırık bir iPhone bu tarz bir iPhone 7'si olan bir takipçi hani getirip rahatlıkla zaten tabii yaptırabilir bunu. Neyimiz bozuk olsaydı bu telefonu hayata döndüremezdik. Mesela Touch ID. Touch ID'lerin birçoğu olmayabiliyor, birçoğu oluyor. Onun dışındaki hemen hemen her türlü işlem zaten çalışıyor. Kamera kırık, bunda herhangi bir sorun yok mesela. Bataryayı rahat değiştirebiliyoruz. Tabii. Süper abi. O zaman biz şimdi sana bunu ameliyat için hazırlamanı tamam istiyorum. Kaç ya saate gelelim? 15 dakikaya gelin diyor. 1-1,5 saat. Bu olacak arada şey, tamam, videoya başlamadan önce ben bir şey göstermek istiyorum. Böyle bir şey gelebilir diye düşündüğüm için Denizli, Niğde, Rize diye giden bir cihazın seri numarası var. Ve aynı zamanda da şuradan yine diğerini gösterelim. Cihaz 32 GB arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Videonun sonunda bunları tekrardan böyle elimde sizlere gösteriyor olacağım. Çünkü bayağı roket bir iş olmuş olacak. Telefonu alıyoruz arkadaşlar. Tabii yapılırken de birkaç görelim işlem nasıl olmuş. Hadi bakalım. Şu anda en başta hafızayı yükseltelim. Ondan sonra yavaş yavaş kasasını değiştiririz, ekranı değiştiririz. Evet
Evet arkadaşlar, şimdi işlem başladı. En uzun sürecek işlemden başladık işleme. Şu anda hafızası yükseltilecek cihazın. Söktün sen, parçaladın. Bu eski parçası 32 olan. 128'e değiştireceğiz. Evet. Şu anda işte daha önceden kaydettiğimiz bilgisayara bilgilerini alacağız. Parçayı yükleyeceğiz. Ondan sonra takacağız. 128 olacak. En hassas herhalde iş bu. Şu anda gördüğünüz gibi 128 GB. Evet. 256 olur mu mesela abi? Olur. 256 da olur. Şimdi arkadaşlar içine 128'lik parçayı taktık ve şimdi de tekrardan buraya cihazı kopyalamıştık. Kopyaladığımız cihazı buraya aktarmadan önce bunun içine tabii ki ne kurmamız lazım? iOS kurmamız lazım. iPhone'un yazılımını geriye yüklüyoruz. Bu işlem bittikten sonra da kendi cihazımızı kopyaladığımız yerden buraya geriye aktaracağız her şeyiyle. IMEI'sidir vesairesidir, iCloud'larıdır. Her şey içine kopyalandıktan sonra da hafıza yükseltme işlemi tamamen bitmiş oluyor. Yani şu an yolun yarısından da ileriye gitmiş durumdayız. Oldu mu Ozan? Valla oldu. Videoya başlarken göstermiştik DNR diye. Şimdi yine DNR aynı bizim şeyimiz. Ve burada da 128 GB'ı görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Hafıza yükseltme işlemimiz tamamlandı. Şimdi şu kasayı değiştirelim. Ve akabinde cihazı bir daha böyle sıfırlanmış hale getirelim. Bakalım neler olacak. Şimdi şu anda kasayı aktarıyorsun değil mi abi? Evet. Yeni kasa burada. Ana aslında taşıman gereken şeyi şu an taşıdın mı? Yani taşınacak zaten bir şey yok. Dolu geldiği için işte bir arka kamerayı alacağız. Arka kameraya takacağız. Bir tane yeni pil takılacak. Burada geri zaten. Zaten anakartımız da burada takılacak. Bu mu abi şimdi? Şu iPhone 7 mi yani? Evet. Şu an gördüğünüz gibi kendisi bu oluyor. Zaten en zaman alan tarafı 128 yapmak da o bitti. Zaten gerisi artık vidası. Çok kolay vida açma. Tamam. Evet. Abi bekleyin. Şeyi soracağım. Elindeymişken bunu iPhone 11 yapabilirim. Aslında size bir şey diyeyim mi? Hani çalıştırmıştık ya 33'ü. Evet. İşte 33'ü bataryamız burada. Hala burada. Evet. Sanırım başardık. Abi elma logosunu gördük. Şöyle bir ekranı bir kaldırabilir miyiz? Bir... Tabii ki bu tarafta. Bataryayı bir görelim. Şu anda 33'ün bataryasını bağladık. Biraz kötü gözükse de. Vay be. Görüyor musunuz arkadaşlar neler var? Bizim burada izimiz kalmış. Biz gitmişiz ama izimiz kalmış. Hatıralarınızla yaşıyorum resmen. Bir hikaye her yerde bir izimiz yok. Kedi. Merhaba. Değiştiriyoruz mu iPhone'ları? Değiştiriyoruz mu? Kedi hala burada. Bıraktığımızdan beri 3 ay 4 ay geçti. Deşem oldum şu an. Evet arkadaşlar işlem bitti şu an. Cihaz bayağı bebek gibi olmuş. Hayata döndü mü? Vallahi hayata dönmesi kötüsü. Hocam sen mi açacaksın ben mi açayım? Tabii sen aç buyur. Ne kadar çıkar? Evet biz sizin yerinize gerekeni yaptık. Bir de enerjiyi verelim. Of yalnız var ya nasıl biliyor musun? Bebek. Sıfır ipone almış gibi hissettim kendimi. Çok güzel oldu ya. O zaman bak az önce düşürdün şimdi düşürmemen yok, gerekiyor. O nokta bu nokta. Mükemmel olmuş. Şöyle hemen arkasını göstereyim. Oo duydun mu kire sesini? Evet. Parmak izleri falan. Hoparlörü de mi değiştirdin abi? Hoparlör de değişmiş. Evet şimdi cihazımızın neleri değişti abi anlat bir dakika, bize. Bir dakika önce bir kamerayı bir test edelim mi? Kamerayı test edelim. Süpersin. Biraz titretmişiz ama olsun. Evet. Ama kamera da temiz. Herhangi bir sorunumuz evet, yok. Yok. Burada istersen bir hafızayı ve pil sağlık durumunu bir tekrar gösterelim. Hemen. Şöyle pil sağlığına girelim. %100. Paşalar gibi. Şöyle kullanılabilir alanı da görüyorsunuz. 119 GB olmuş abi bu kullanılabilir. Evet. Niye 10 GB nerede abi? Abi 10 lira az öderiz ha. Telefon değişmeden önce bir Geekbench yapmıştık. Aynen şimdi öyle. Bir daha bir yapalım. Onun bir sonucunu görelim. Bakalım telefon hayata döndükten sonra performans açısından da bir farklılık olmuş mu? Onu da hızlıca bir kurulumunu yapalım. Şimdi testler bitti. İlginç sonuçlar var elimizde. Sonuçlar şok etti diyebilir miyiz? Evet, görenleri şaşırttı. Bayağı şaşırttı gerçekten. Şimdi... Ekranda görüyorsunuz zaten de şunun ekranından bir canlı canlı göstereyim. Buraya attım ben bir önceki testin ekran görüntüsünü. Hiçbir işlem yapılmamış haliyle %82 iken pil sağlığı ve telefon 32 GB iken aldığımız Geekbench sonucu. Bu da cihazı 128 GB'a çıkartıp pilini yenileyip işte komple telefonu yeniledikten sonra bizleri karşılayan hız testi sonucu. Yani neredeyse bir katı arttı diyebilir miyiz? Evet %90'ı varan bir hız yükseldi.
yükselmesi şu an sizlerle birlikte. İlginç ne diyorsun? Evet, şaşırdım yani. Yani ben de bu kadar fark beklemiyordum. Telefonu gerçekten de hızlandırdığını anlamış oluyoruz bu testten de. Peki. Tabii ki Geekbench bize yalan söylemiyorsa. Yani orada. Evet, bir Geekbench sağlık veremediğimiz bir durum var. Çok böyle tabii yıldızlarım barışmıyor benim son dönemde ama yine de bir hız yükselmesinin olduğunu söylemek net bir şekilde mümkün sevgili Peki, dostlar diyelim. Peki Ozan sana bir şey soracağım. Sor. Bu telefonu ne yapalım? Bu telefonu videonun başında söylediğimiz gibi aranızdan birine hediye edeceğiz arkadaşlar. O yüzden yorumlara sizin şu anda kullandığınız akıllı telefonda sizi en çok sinir eden, en çok delirten şeyi yani şurada yazdığı gibi telefonumda beni en çok delirten özellik 2 nokta üst üste yanına kamerası, sesi gibi şeklinde bu formatta yorum atarsanız aranızdan bir kişiye bu yepyeni 0 kilometre 128 GB'lık iPhone 7'yi hediye ediyor olacağız. Bizim gönlümüzden kopmuş olsun. Aynen öyle. Tamam o zaman arkadaşlar olayı kavradık diye düşünüyorum. Videonun da sonuna gelebilir miyiz? Videonun sonuna yavaştan gelebiliriz. 2750 TL bandına gelmiş oldu bu yenileme işlemi ve cihazına satın alma Orhan abi sen biliyorsun piyasayı biz kazık yedik mi? Birazcık. Aşk olsun. Ama en azından eski bir telefonun hızlandırılabileceğini ve güçlendirilebileceğini evet, öğrenmiş olduk. Yenilenmiş oldu. Evet. Hızının artabileceği ve böyle şeylerin olabileceğini görmüş olduk. Evet. Sen biliyor muydun böyle bir şey olacağını peki? Bekliyor muydun böyle bir sonuç? Yani bekliyordum. Yapan ben sen, bekleyen de ben olmalıyım diye düşündüm. Biri. Önce konuyu kapatabiliriz artık. Gözü indir abi ben kafadan. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ekrandaki evet videoyu beğendiyseniz de bir like atmayı unutmayın diyelim. Ekrandaki bağlantılardan da bambaşka içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Ortadaki ha, abone ol butonu var burada. Abone olalım. Çanı da açmayı ihmal etmeyin. Bir de çan var. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Görüşürüz.